Sevgili dostlar, bir Cumartesi sabah diyelim. Hafta sonunda karşınızdayız. Biraz siyaset yapalım mı? Meslektaşımız e, Tülay Demir Oktay'la canlı yayında. Sevgili seyirciler, aynı zamanda kendisi bir yazar. E, hoş geldiniz Tülay oh, Demir Oktay. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel bir Cumartesi olsun herkes için de. Evet. Çok teşekkür ederim. Siyaset hafta sonunda böyle oturarak e, güzel bir yayınla karşınızda olmanın da sevinci içerisindeyiz. Şunu merak ediyorum. Evet, gündem. Türk insanı siyasetsiz yapamıyor. Türk insanı siyaseti seviyor. Biz de siyaset konuşalım. Ee, Ekrem İmamoğlu ile başlamak istiyorum. Müsaadenizle. Ee, Nagihan Alçı önemli bir isim, İyi bir gazeteci. Ee, benim de arkadaşım. Ee, Nagihan Alçı'nın o otobüste olmasına Atilla Taştan tutun ee, birçok e, muhalif e, sanatçı tepki gösterdi. Biz bu otobüsten iniyoruz dedi. Ee, siz bunu nasıl görüyorsunuz bu fotoğrafı? Yani benim gerçekten anlamadığım aslında bu fotoğrafta fotoğraf yansıyor mu bu arada şey bilemedim ama yani orada sadece Nagen Alçı'dan rahatsız olunması yani sadece Ekrem İmamoğlu'nun o fotoğrafında Nagen Alçı'dan mı rahatsız olunmuş mesela bu beni çok şaşırttı çok çok şaşırttı çünkü benim elimde başka bir fotoğraf var. Bak biraz önce sizin haberlerde tekrar dinledim. E, kendisi diyor ki Ekrem İmamoğlu açıklamasında başkalarının değirmenine su taşıma taşıyanlar. E şimdi ben şu fotoğraftaki bu fotoğraf günlerce yayınlandı. Hafıza Odası Diyarbakır'daki sergiden. Evet. Ve bu fotoğraf karesi bilmiyorum ne kadar arkadaşlarımız e, yakın alabilirlerse. Ha. Yani oy uğruna ne var bu sonuçta. fotoğrafta? Yani Hafıza Odası. CHP Genel ya? Başkanı var. Evet. Yani bu fotoğraftan kimse rahatsızlık duymadı. Ve bu evet. fotoğrafla ilgili hiç konuşulmadı. Ee, onun yerine sadece Nagihan Alçı'dan insanlar rahatsızlık duyduysa bu işin içerisinde biraz e, insanlar biraz daha ya gerçekten anlamıyorlar ya da ee, anlamak istemiyorlar ya da görmek istemiyorlar. Çünkü neden? O hafıza odasında e, faili meçhul sözde cinayetler vesaireler maskeleri yapıldı diye e, oraya teröristlerin e, sergisini sergilediler ve o aynı akşamı e, Ertuğrul Özkök e, İmamoğlu hep birlikte orada halay çektiler. Bizim ciğerimiz yana yana. Çünkü şurada yani ben tek tek hani söylüyorum anlamak açısından buradaki röportajda Necibe Çiftçi diye bir annemiz var. Necibe hmm. Çiftçi. Evet. Necibe Çiftçi günlerdir kadın e, ağladı, siz yıllardır. Bu Necibe Çiftçi, bak buraya şey yapmışım. Notlarınızı da almışım. Ne diyor Nec Necibe Çiftçi? Nereye bağlayacaksınız olayı? Bunu şuraya bağlayacağım. Oğlu PKK tarafından kaçırıldığı için abisi kardeşini arıyor ve... BKK'lar geliyor, kadın evini basıyorlar, oğlunu alıp öldürüyorlar, ahırda katlediyorlar ve ertesi günü kadın e, oğlunun e, cesediyle karşılaşıyor. Oh, ve şu an dağdaki olan oğlunu da hala arıyor. Biz de diyoruz ki standart vatandaş olarak bu tip böyle bir sergide mesela böyle bir e, çocuğun e, e, ismi yoktu, cismi yoktu. Hmm veya Aybüke Hoca yoktu. Yani hmm. bunlar tamamen bilinçli bir algı üzerinde çalışılıyor. Bunlar da hmm. kesinlikle vatana, milletine bizim gibi bir sevgi duymadıklarını açıkça göstergesidir. Ben, Hanım, Onun için diyorum ki insanlar sadece Nagihan Alçı'dan rahatsız oldularsa İmamoğlu'nun eee Diyarbakır'da HDP'lilerle veyahut fotoğrafa da gibi. rahatsız olsunlar evet. diyorsunuz. Ben onun şaşkınlığı içerisinde... Sanatçıların gündür... Nagihan Alçı'ya rahatsız olmaları ne mesela? Sanatçıları ekrana verebilirlerse arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. E, dört sanatçı var. Gökhan Oğuz e, çok tepki gösterdi. Ben dedi arkadaş bu otobüsten iniyorum dedi. Ama daha önce de bir tweet'i vardı. E, demek ki herkes kendi yani onların istediği şekilde konuşacaksa onların istediği şekilde şekillenecekse ondan da emin olacaklarsa mı e, o gazeteciler binsin de ama birisinden tereddüt ediyorsa yani gazeteci bu seçilecek mi yani sen seviyorsan sevdiğin gazetecileri alalım otobüse sevmiyorsanız almayalım yani asıl işte burada ne güzel Nagen Alçı aslında tarafsız gazetecilik yapmamış mı? Evet. Yani Madem tarafsız gazetecilik yani kimsenin yapıldığı beğenilmiyordu işte tarafsız gazeteci olarak. Bence e, gayet tarafsız gazetecilik yapmış kendince yani. Yani burada e, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday bir defa Nagehan Alçı diyor ki çok istekli diyor İmamoğlu. E, şimdi bir kesim de İmamoğlu'na artık res çekti. Bakın kesim önemli bir kesim. Şahan Gökbakar, Fazıl Say da var. Atilla Taş da var. E, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığında ne olur? Nereye gider bu iş? Sizin de bir Evet. Medyacı gözüyle sormak yani istiyorum. Yani ben baştan beri zaten e, Ekrem İmamoğlu'nda e, kesinlikle e, böyle bir kapasite olmadığını hep savunmuştum, hep söylemiştim. Bundan dolayı da çok fazla linç yemişliğim var zaten. Evet. E, Dediğimde arkasındaydım hep ve nihayetinde de İstanbul zaten bunu gördü. E, fakat... Kendisi belki de kerameti kendinde zannettiği için şimdi de daha büyük işlere kalkıştı. Ama bunun karşılığını bence muhalefette de bulamadı, hiç kimse de bulamadı ve kesinlikle elinde patladı diye düşünüyorum. Evet. Bir de onun üstüne üstlük işte vız gelir tırıs gider gibi bu tarz bir açıklamalar yapıyor. Evet. O Sevgili gibi... seyirciler hafta sonunda Tülay Hanım'la birlikte siyaseti yorumluyoruz, medyayı yorumluyoruz, ülke gündemini yorumluyoruz. Canlı yayında kalın, bizi izlemeye devam edin. Şimdi Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Soylu arasında yaşanan bir polemik var. Ben olayın neresindeyim biliyor musunuz? Değiştirelim görüntüleri. Ben olayın şurasındayım. Türkiye'deki siyasetin bu olmaması lazım. Türkiye'deki siyasetçilerin e, hadi gel, bekliyorum, silahsız gel. Yani bu topluma kötü yansıyor. Şimdi <laughs> Ümit Özdağ'ın Wilders'ten ne farkı kaldı? Wilders'ı biliyorsunuz değil mi? Irkçı Hollandalı siyasetçi. Çok sert. Bak evet. dünyada herkes tanır. Evet. Wilders'ın yaptığının aynısının tıpkısını yaptı. Ne yaptı? Aynı Wilders'a fitne filmini yapmıştı. Çok büyük tepki aldı. Fitne filmi yayınlanmadı. Sonra sosyal medyaya koydu. Sosyal medyadan geri kaldırıldı. Sonra dediler ki sosyal medyadan kaldırmamızın sebebi çok fazla tehdit alıyoruz gibi. Yani hem filmi yapan buradan prim yaptı. Hem kendisi prim yaptı. Sonra da tehdit alıyoruz diye mağdur edebiyatı yapıp daha fazla kendisi oradan prim kazandı. Şimdi Wilders'ın Yalnız ne fark kaldı Ümit Özcan, o da aynı şeyi yaptı, o da bir film yayınladı. Altı karşılığı oldu mu bu yaşanan olaylarla? Hadi içeri işte Bakanlığı'na geliyorum. E, Erkek sen çık karşıma. Yani hani bakın Süleyman Soylu, bakın Sayın Bakanla ben bir, birkaç kez oturdum. Soylu'yu severiz, sevmeyiz, eleştiririz, başarılı buluruz ama Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanına yanlıştı. Kesinlikle. Üslup yanlış. yanlıştı. Kesinlikle yanlış. Bu bakan Zaten bizi temsil ediyor. Bir siyasi Evet. E, sadece mülteciler üzerinden e, siyaset yapıyorsunuz. Başka da hiç vereceğiniz bir şey yok. E, sonra bunun üzerine de insanları daha fazla kışkırtmaya çalışıyorsunuz. Yani kamu düzenini bozuyorsunuz. Asıl kamu düzeninden... E, ...sorumlu olan bakanı bir de tehdit ediyorsunuz... ...bir de üzerine silahsız geleceğim diyorsunuz... ...yani normalde silahlı mı gelecektiniz... ...ya da silahlı mı geliyorsunuz... ...ya da siz e, ne nasıl bir algı yapıyorsunuz... ...çok tehlikeli işler... ...işte bu işlerin sonu ne olur... ...bizim gibi gurbetçilerin zamanında... ...Avrupa'daki yaşadıklarını... ...Solingen faciasını hatırlayın... ...bunları yaşarız 2-3 gün sonra... ...ya bunlar mı olsun isteniyor Türkiye'de... ...Türkiye'nin e, kesinlikle bir mülteci sorunu... ...tabii ki var... O da sayılarının çok fazla yüksek olması. Yoksa kapasite olarak ve Türkiye'nin organizasyon e, kabiliyeti olarak kesinlikle Avrupa'dan çok çok daha Mülteciyle üst, e, üst e, seviyede e, şey gösterdi. Yani Türk siyasi bakın siyaset bir meslektir. Evet. E, yani ama Türk Türkiye'deki siyasetçilerin bu dili, bu konuşması, bu üslubu, bu tarzı ee, olmadı. İşte bir meslektir ve normalde seçimlerde de ne yapılır? Burada bir e, iş var. Bu işi yapmaya ben talibim diyor değil mi? Oraya evet. e, ta, talip olan kişi. Oraya geldiğinde de o işin en iyisini yapmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı da zaten bugün bugüne bugün vatan hainlerinin korkulu rüyası haline gelmiştir. Şimdi bir insan işini iyi yapamazsa eleştirilir. Ama siz durup dururken bir e, siyasiye, bir, özellikle bakan düzeyindeki bir siyasi bu şekilde sataşamazsınız. Siz siyasetinizi meydanlarda yaparsınız. Dersiniz ki biz e, siz bana oy verirseniz ben size daha fazlasını yapacağım. Daha iyisini yapacağım. Daha farklı şeyler yapacağım. Onları sunarsınız. Halk da sonra karar verir, gider oyunu verir. Kim isterse onu tekrar başa getirir. Bu evet, siyaset. Canlı yayınımız yani. devam ediyor. Siyaseti konuşuyoruz sevgili seyirciler. Şimdi Türkiye e, ben şunu gördüm. Biz e, toplum olarak göçmenleri tam kavrayamadık. Yanlış mı düşünüyorum? Göçmenlik nedir? Göçmen ayrı, mülteci ayrı, kaçak ayrı. Bakın, Fransa'ya gittim. Bir Fransız'a adres soracağım. İngilizce soruyorum. Cevap vermiyor kadın. Bana Fransızca gel diyor. Mesela Brüksel'de nüfusun %30'u yabancı. Bunu kimse bilmiyor. Bakın Brüksel'in %30'u yabancı. Göçmen ama sıkıntı şurada ben kendi ülkemi de eleştiriyorum. Sıkıntı şurada adamlar sistemlerini göçmenlerin kafalarına vura vura benim sistemim bu diyor. Yanlış yaparsan sınır dışı ederim seni diyor. Hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Ama biz burada maalesef sistemimizi göçmenlere karşı oturtamadık daha hala oturtamadık. Siz de bir konuda, Hollandalı olarak. Yani Türkiye bu konuda tamam daha daha geç e, tanıştı e, bu kavramlarla ama gerçekten ben e, Kahramanmaraş'taki e, e, göçmen şeylerin, mültecilerin e, oradaki o kamplarını da ziyaret etmiştim. Daha sonrasında Suriye'de, Azez'de de ziyaret etmiştim. Fakat e, Türkiye'nin gerçekten çok yüksek kabiliyeti var. Göçmenler konusunda, mülteciler konusunda, yabancılar konusunda çok daha hızlı hareket edebiliyorlar. Çok daha e, e, yüksek seviyede e, faaliyet gösterebiliyorlar. Bütün kurumlar ve kuruluşlar, ben buna şahitlik etmiş birisiyim. Yurt dışında da ben göçmenlerle ve mültecilerle çalıştım. Şöyle oluyor, yurt dışında çok daha az insan kabul ediliyor. Yani kapasite, Hollanda için söyleyecek olursam örneğin, kapasitemiz bu kadar. Bizim bu bölgede öğrenci olarak şu kadar kapasitemiz var. A e, aile alabileceğimiz kapasite budur. Bu şekil bu kadar sayıya veriyor o kadar alıyor. O da işte en fazla ne olsun 90 100 150 olsun. E şimdi e, Türkiye bütün Avrupa'nın tamamının hepsinin kapasitesine yetecek kadar zaten Türkiye'ye çok e, hızlı zaman, çok kısa zamanda çok fazla insan girişi yaptığı için aslında biraz onun e, belki sıkıntısını yaşadık ama organize Organizasyonda sıkıntı yaşamadık aslında. Biz görsel olarak şimdi görsel rahatsızlıklarımızı bildiriyoruz ya da işte 3-5 tane olay olduysa onunla ilgili eee ama Tülayanım. şurada mesela Brüksel'le ilgili. de... Bakın Brüksel. Bu benim Deli Sabahtaki yazımdaki Brüksel sokaklarının her caddesi bu şekilde. Her bak bunlar hepsi Brüksel'de. şey Brüksel sokakları bu. Dışarıda göçmenler sokaklarda çocuklarıyla. Bak çocuk da orada. Ben, Bizim burada olunca ne tepki gösteriyoruz? Efendim. Türkiye'de bu fotoğrafları görünce ne tepki gösteriyorsunuz? Türkiye'de gösteriyorsun e, Türkiye e, sadece ülkesi e, siyasilerinin de dışında ülke Türkiye insanı zaten böyle bir şey müsaade etmiyor. Türkiye Hı. insanı gerçekten komşusu açken tok yatan bir millet değil. Bunu hala görüyoruz. Kim ne derse desin bizim ne kadar moralimizi bozmaya çalışırlarsa çalışsınlar Türkiye bunların da üstesinden çok rahatlıkla gelecektir. Bunu hepimiz Bekir Bozdoğan yani. açıklamaları hoşuma gitti. Bizi ırkçılıkla dedi karşı karşıya getiremeyecekler dedi. Kesinlikle. Bu bize hiç yakışmaz. Bu bize gerçekten Türk milletine hiç yakışmayacak bir tavır. Bak şimdi Tülay. Tamam doğru. Haklısınız ama ben de şunu diyorum. Bugün bir Almanya'da e ee, bir devlet kurumuna Türkçe yazılmaz. Ama biz burada ben eleştiriyorum. Hı hı. Bir hastanede Arapça yazısı vardı. Suriye Gerçekten devletçe. yazılmadığını musunuz? İnanın birçok kurumda kuruluşta e, Türkçe yazısı mevcuttur. Belçika'da da, devlet kurumunun devlet direkt... kurumlarında da evet, evet. Hatta çoğu zamanda işte bizim gibi Türkçe konuşan ya da işte Marokkansa Faslıysa ya da Arap e, kökenliyse Arapça konuşan mutlaka çalışan tercih edilir. Ben örneğin eğitim fakültesi mezunuyum. Daha ben öğrenciyken ikinci sınıftan itibaren hep iş bulabiliyordum çok rahatlıkla. Çünkü yabancıların olduğu okullar özellikle bizi havada kapıyorlar. Hmm. Yani iş bulma konusunda. Çünkü neden? Hollanda'ca benim ana dilim. Yanı sıra e, üç dil daha biliyorum. Onun için de çok rahatlıkla iş buluyorduk. Yani kesinlikle e, yabancı dilin konuşulmasından rahatsızlık duymuyorlar. Yani her ne kadar bu böyle zannedilse de biz Türkçe'yi hatta tü, Türk e, ona bakarsan şimdi halay çeken gençlerin resimleri paylaşılıyor. E, Türkler e, her hafta sonu düğün var ve de gelin konvoyu geçiyordu yani e, şeylerle, e, kornalarla ve artık insanlar rahatsız oldu. Çok fazla korna çalıyorsunuz. Tülay Lütfen bak senle diye. biz anlaşamıyoruz. <laughs> tamam. Farklı görüşebiliriz. Farklı fikirlerimiz olabilir ama e, benim dediğime e, kaçıyorsun söylediğimden fikrime katılma evet. o apayrı bir konu diyorum ki Avrupa'da evet. bugün arkadaş ben Beyaz TV'den ayrıldım istifa ettim dedim ki Almanya'da işçi olarak çalışmaya Hı -hı. gideceğim evet. ya da İtalya'ya işçi Hı -hı. olarak çalışmaya gideceğim şimdi oranın e, kültürü Hı -hı. oranın sistemi bana diyor ki kardeşim önce gel ben seni bir ücretsiz Hı -hı. dil kursuna göndereceğim tamam. sen burada bir Almancayı bir öğren tamam hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Tamam. Almanca bir ölen dil öğrenmeden ben sana burada iş vermem. Evet. Biz burada, bakın ben ırkçı değilim. Hı hı. Sonuna kadar da Suriyelilere de laf etmemişimdir bu ekranda. Ama biz burada Suriyelilere, Afganlılara, arkadaş e, dil öğretmeden adamlar kendi dilleriyle bizim ülkede her şeyi yapmaya başlıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten biz belli bir gruptan bak, de. Gerçekten biz belli bir gruptan bahsediyoruz. Ben bunu zaten olmasına kesinlikle karşıyım. Yani ne kaçak olsun ülkemde isterim bir kişi bile ne de uyum sağlamayan bir insan istemem. Kesinlikle istemem. Bunu hem fikiriz. Fakat şu an ne kadar öğrenci olduğunu biliyor musunuz? Ee, İstanbul'da, Türkiye'de. Yani o yani kadar şey, çok göçmen bir öğrenci göçmen mi? öğrenci 30 binler 40 binler 50 binler üniversitelerde Türkçeyi e, bizim gibi konuşan ve akademik eğitim alan evet. yani sadece üniversitelerde bile veya kurumlarda çalışan doktor olan e, veya işte e, mühendis olan çok insan var biz şimdi hmm. ne tehlike var biliyor musunuz biz diyelim ki 3-5 tane e, suçlu varsa e, bu suçlar üzerinden biz herkesi bu kez e, zan altında bırakıyoruz. Aynı işte bize yapıldığı gibi Türkler arasında Türklerin yüzde %100'ü çok mu dürüstü Çok mu iyi? Çok mu namuslu? E, bizim içimizde de 2-3 tane bir şey oluyor, bir olay oluyordu. Biz hepimiz korkuyorduk. Biz de diyoruz ki bu korkuyu biz herkese yaşatmayalım. Ya yani biz hmm. bunu yaparsak o zaman herkes aklı selim düşünmüyor ki biz o zaman sürekli mülteciler üzerinden böyle bir ırçı söylemlerde bulunursak o zaman yarın herkes komşusuna da saldırır sokaktaki ama yabancı komşu ya da bir Türk, de saldırır. bugün bir Berlin'de bir Türk bugün bir Berlin'de bir Türk olay çıkarmıyor ama bugün bir Suriye'de Suriyeli Türkiye'de olay çıkarıyor. Olay çıkarmıyor zannediyorsunuz. Zannediyor. Niye sınır dışı etmiyoruz? Zannediyorsunuz. Mesela neden sınır dışı etmiyoruz? Sınır dışı ediliyor ama sınır dışının da belli bir prosedürü var. Ama yurt dışında da sınır dışı ediliyor. Türkiye'de de sınır dışı edildiğine ben eminim. Sadece benim en rahatsız olduğum konu gerçekten... Peki Avrupa'da kaçar. çözüldü mü bu sorun, mülteci sorunu? Yok, çözülmedi. Hala Yönetmenim emredi diyor, 40 yıldır Almanya'da çözülmedi. Çözülmedi yani ve şu an mesela en son haberlerde de yurt dışında biz üst üste yatıyoruz, banyo yapamıyoruz, birkaç haftada bir banyo yapıyoruz diye şu an her gün programlarda bu konu konuşuluyor. Peki Sayın Cumhurbaşkanı belki bizi izliyordur. Şimdi şunu ya da AK Partili üst düzey yetkililer, e, siz nasıl savunabilirsiniz? Yani bugün örnek veriyorum ben AK Parti'ye oy verdim ve bu mültecilerden dolayı da kızıyorum AK Parti'ye evet. isyan ediyorum. <laughs> Bunu nasıl konuşabilirsiniz, nasıl savunabilirsiniz bunu bu cümlemde? Ama zaten Sayın Cumhurbaşkanımız geri gönderme konusunda işte hazırlıkların yapıldığını söylemişti. O hazırlıklar zaten şöyleydi sınır ötesinde de yani Suriye'de, ben e de gittim. Orada o kadar güzel bir Türk etkileşimi var ki iş adamları, iş yerleri, kurumlar yani oralarda işte yapılan evler geri döndürme projesi zaten başladı ve bu insanlar keyfinden kaçmış olan insanlar değildi yani üzerine bombalar yerken biz o, o çocukları ağlamadık mı hep beraber? Doğru. E şimdi niye 200'lük yapıyoruz ki? Geldiler. Şimdi de e, şey Doğru. oldukça e, oralar e, daha e, güvenli hale geldikçe e, güvenli hale de gene Türkiye sayesinde geliyor oralar. Tekrar geri döndürme başladı. Yani biz de istemeyiz tabii ki e, böyle bir e, daha fazla mülteci gelsin, göçmen gelsin. Ama onun zaten geri gönderme çalışmaları başladı ve gönderiliyor da. E, buraya adaptasyon sağlamış olanlar, burada şu an para kazananlar, işi güç sahibi olanlar bizim gibi yani yurt dışındaki grubetçiler gibi kalacak olanlar da kalacaktır. Bundan gerçekten rahatsızlık da duyulacaksa o zaman ben gerçekten e, bundan e, çok utanırım. İktidar oy kaybeder mi? Bundan dolayı mı? Evet. Bence sen... göreceksiniz iktidar çok hızlı hareket edecek ve her şeyi rayına yoluna koyacaktır yani. Rainlik Çok olacak. tecrübeliler çünkü her hepsi bütün bakanlarımızda, bütün milletvekilleri, bütün yani şimdi ben burada hiçbir taraf olarak konuşmuyorum gerçekten. O kadar tecrübeliler, o kadar hızlı hareket ediyorlar, o kadar uyumuyorlar, o kadar çalışıyorlar ki buna ben gerçekten e, canı gönülden şahitlik ettim görüyorum. Evet. Görüyorsunuz. Son bir dakikamız kalmış. Neler sığdıracaksınız Tülay yani e, sormak istediğin her bir şey varsa e, Yani ya sığınmacılar ama, evet. vardı. Ümit Özdağ'ın açıklamaları vardı. Evet. Gayet de çok net anlattınız. Avrupa'ya değindiniz. Yani evet. Avrupa çözemedi diyorsunuz bu sorunu. Sığınmacılar sorunu. E, so, sığınmacılar sorunu da çözemedi. Daha halen 50, şu an 55-60 yılı artık dolduracaklar yurt dışındaki Avrupalı Türkler. Halen daha diyorlar ki ya biz e, entegrasyon sorunu yaşıyoruz. Entegrasyon çökmüştür diye açıklamalar yapıyor. Siyasiler hala yabancılar üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Hı. Yani 50-60 yıl sonra bile ki ben 3. jenerasyonum benim çocuklarım 4. jenerasyon onlar evlenim çocukları olursa torunlarım olursa 5. jenerasyon olacak. Hala entegrasyon sorunu çözemedik diyorlar. Daha entegrasyon için daha ne yapmamız gerekiyordu ben de bilemiyorum yani. Hani bazen memnun edemiyorsunuz demek istiyorum. Evet. Gazeteci Tülay Demir Oktay'la çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Net anlattınız. İnsanları yormadan e, görüşlerinizi, fikirlerinizi anlattınız. Çok teşekkür ederim. Çok zor sorularda ama... Olsun. <laughs> çok yoksa gazetecisiniz tamam. sonuçta. İyi meslektaşım. <laughs> e, çok keyif aldım Tülay Demir Oktay'ı yayın almaktan da. E, sevgili dostlar, e, reklamlara geçmemiz gerekiyor.